İki varsının yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken hocamız da yine diş sağlığında bilmek istediğimiz konuları soruyoruz. Kanal tedavisi hocam. Evet, kanal tedavisi sıklıkça yapılan, artık yoğunlukla insanlarımız. Ben mesleğe 2001 yılında başladım, mezun olduğumda. Kanal tedavisi dediğim zaman, ama hoca çek çek Evet, dişimizi biraz ağırlı, diyorlardı. Evet, böyle sancılı ve hani zaman alıcı bir evet, tedavi yöntemi gibi. istemiyorlardı toplum. Biz kanal tedavisini insanlar istemediği için yapamıyorduk. Yani ben çok üzülüyordum. Ama öyle yakin artık daha bilinçli, daha gerçekten ana dişinin kıymetini bilen bir nesil geliyor. Çünkü bir önceki nesil onlara ağzı yandı. Yandığı için onlara güzel şeyler aktardılar diye düşünüyorum. Artık kimse dişini kolay kolay çektirmek istemiyor. Diyor ki hocam benim dişim olsun, ağzımda kalsın. Nasıl kurtarabiliyorsanız diyor. Bu durumda şu yapılıyor. Dişin çürük kavitasyonu temizlendikten sonra zaten kanal tedavisi yapılacak dişin içindeki diş özü dediğimiz pulpa odası, yani sinir odası açılmış oluyor ve Hocam o sinirler mesela bu etkilenmiş oluyor. dolguyla yapılamıyor bu tedavi. Yapılamıyor. Şimdi dolgu, dişin minesinde çürük varsa okey dolgu. Tamam. Dentinin de çürük varsa okey dolgu. Dentinin tabanına yakın böyle derin dentin varsa okey hala dolgu. Ama dentini geçti de canlı dokuya, yani pulpaya ulaştıysa, o sinir özüne ulaştıysa dişin özüne, o zaman O kanal çok bir tedavisi. zaman mı alan bir şey, o kadar derine inmesi? Ya şimdi bu gençlik döneminde 6 ayda bu safhaya gelebiliyor diş. İlerleyen yaşlarda biraz daha geç gelebiliyor. Yani gençlikte biraz daha hızlı gidip gidiyor. İlerleyen yaşlara doğru zaten insan yaşlandıkça organların sertleşmesi, dişte yeni doku oluşumu falan biraz geciktiriyor işi. Şimdi diş çürük, pulpa, canlı dokuya indi. Zaten gece uyandınız. Kapı zili çaldı. Eğer dişiniz gece ağrıyor ise tamam, bu kanal tedavisidir. O belli yani diyorsunuz Tabii artık. zil o gece çalmıştır artık. Bir de adam zile basıyor, elini de kaldırmıyor. Sabaha kadar kıvrandırıyor yani. Yani iç acısı işte, gerçek diş ağrısı da bu. Hani derler ya diş ağrısı kabir Evet, azabı gibi. aynen öyle. Hakikaten bu. O durumda dişin sinirlerinin köklerinden temizlenip orada oluşmuş enflame dokular varsa, enflasyon kadar tehlikeli bir Belli. olaydır. İsimleri benziyor. Tehlikeli bir olaydır. Oradaki doku temizlenip onun yerine biyolojik doku uyumlu materyallerle köklerini dolduruyorsunuz. Diş canlılığını kaybediyor ama ve lakin orada fonksiyonuna devam ediyor. Herhangi bir işte değişiklik hissetmiyorsunuz. Normal yemeğinizde yiyorsunuz. Normal günlük işlerinizde de kullanıyorsunuz. Ve günümüzde yaptığımız kanal tedavileri çok başarılı. Bir ömür ağızda o diş kalabilir. Ya bu Onu sizin kullanımınızla mı kesinlikle. alakalı yoksa hani kanal Hayır, tedavisinin özelliği mi bu? bu kanal tedavisiyle artık çok güzel işler Bir daha yapıyoruz. çürümez mi oradan? Çürüsün istediği yerden, ağrı yapmaz artık o. Aa. Eğer kemik erimezse, diş etinde pozisyon, yani diş eti kaynaklı bir hastalığa yakalanmaz ise o diş tamam. O diş cepte artık. Yani o dişte kanal tedavisi başarılı olduysa ömür boyu ağızda kalabilir. Çok geniş kistleri, çok geniş büyük lezyonları da artık kanal tedavisiyle tedavi edebiliyoruz. Yani buradan kıymetli izleyenlerimize söyleyeceğim şu var. Dişinizi kolay kaybetmeyin. Hakikaten biz kolay yapmıyoruz. Evet. Yani dişlerini kolay kolay teslim etmesinler. Mutlaka kanal tedavisiyle kurtarsınlar Yani o diyorum. zaman zaten gene dediğimiz şey geliyor. Düzenli olarak diş hekimine gözüksünler ki. Gözüksünler. Bir de yani dişi ağrıyor, o can havliyle geliyor. Can havli derler Anadolu'da. Tabii canım, gözü Ben görmüyor artık de acıdan. neticede işçi bir ailenin babanın evladıyım. Annem de ev hanımı. İkisinin ellerini öpüyorum burada. Şimdi can havliyle geliyorlar. Hocam çekti, kurtulayım ben diyor. Çek hocam ne olursun. Yani bunu bir kurtuluş olarak görüyor. Ama artık o kadar düşünün ağrı yaşıyor Tabii ki bir an ki. önce kurtulmak için çekiyor. Hocam çektiğin zaman, hocam onu atma, ne yapacaksın? Çekiçle kıracağım. Diyorum ki bakın, bu diş size 40 yıl arkadaşlık yaptı. 40 yıl arkadaşınızı bir kere sırtınıza bindi diye çekiçle mi kıracaksınız? Onu düşünmüyor insanlar artık. Ama o esnada bile kanal tedavisi tek seansta
ağrısını kesebiliyor. O yüzden dişinden olmasınlar, birazcık sabırlı davransınlar ve kanal tedavisi yaptırsınlar. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Programımızın sonuna geldik. Bugünlük bize ailen sürenin sonundayız. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.